Trabzon günlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Trabzon Dernekleri Federasyonu Gençlik Kolları standındayız. Misafirimiz Adem Ekiz abimiz. Adem abi hoş geldin. Hoş bulduk kıymetli başkanım. Adem abi çok güzel bir sahne, her zamanki gibi özlenen sahnelerden birini yaşadık. Bugün cuma, yine güzel bir kalabalık vardı dışarıda. Horon ekipleri de güzeldi. Güzel bir katılım var. Neler söyleyeceksin? Katılım güzeldi. Tabii yaşanılan bütün olaylara rağmen, ülkemizde, bölgemizde, dünyamızda yaşanılan bütün olumsuz etkenlere rağmen, olaylara rağmen insanlar bunlardan ister istemez etkileniyor. Yine her şeye rağmen hemşerilerimiz bugün katıldılar. Ama tabii hafta sonu daha da kalabalık olur, öyle tahmin ediyorum. Ben bugün müsait günüm vardı, programımın diğer günleri dolu olduğu için bugün katıldım. Güzel bir enerji aldım. Organizasyonun hazırlanmasında emektar olan başta Trabzon Dernekleri Federasyonu'na, gençlik kollarına, bütün irili ufaklı emeği geçen, şimdi isimsel olarak zikretmek istemiyorum, sizlere ve yanı sıra başkanımız İsmail Şatıroğlu'na, bütün hepinize teşekkür ediyoruz bu oluşumun hazırlanmasında emektar olduğunuz için. Adem abi iki sorum olacak sana öncelikle. Şimdi maalesef dediğin gibi ülkemizde, dünya genelinde bu tür sıkıntılar yaşandığı zaman ilk müzisyenlerin en çok etkilenen sizsiniz. Bu bir geçim kapısı aslında baktığımız zaman. İnsanlar buna pek bakamıyor, buna pek düşünemiyorlar. Bence tabii hepimiz üzülüyoruz. Hepimiz yastığa başımızı koyduğumuzda hepimiz üzülüyoruz. Sonuçta hepimiz bir vicdan sahibiyiz. Ki bence sanatçılar bunu daha fazla yaşıyordurlar. Yani sonuçta söylediğiniz şarkılara kattığınız duygular sizin için de zor, bu yaşananlar. Bununla alakalı bir düşüncen var mı? Ben katılıyor musun bana, ya da başka eklemek istediğim bir şey var mı? Şimdi kıymetli başkanım, şimdi Hakan kardeşim, ben zaten sahnemde de dile getirdim bu durumu az önce. Yani bu yaşanılan olaylar tabii bizlerin de tasvip etmediği, bizlerin de gerçekten bizleri de çok üzen durumlar. Yani bu ülkemizden olur veya ülkemiz dışında başka bir ülkede olur. İnsan olması önemli olan insan olsun tabii. Ama sıralamaya göre geldik mi tabii, neticede şu an yaşanılan bu durum. Müslüman bir ülke uzun yıllardır haksız bir şekilde yapılan bir zulme, bir zulüm yapılıyor. Maruz kalıyor bu zulme. Bu tabii ki bizim hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimiz, edemeyeceğimiz bir durum. Yani üzüntü duyuyoruz ama diğer tarafından hayat devam ediyor. En yakınımızdaki bizler, düşün, en çandan insanlarımızı kaybediyoruz. Birinci dereceden annemiz, babamız, bazen evlatlarını kaybedenler oluyor. Adam 2-3 gün yasını tutuyor. Sonrasında yine normal hayatına ister istemez geri dönüyor. Çünkü yani hayat bundan ibaret zaten. Biz onları iyi bir şekilde yad edeceğiz, dualarımızı okuyacağız. Yani böyle durumların yaşanılmaması için her daim dua edeceğiz, demeni edeceğiz. Ama yaşanılanlar da bizleri üzüyor yani. Bu da en önemli gerçek bu yani. Adem abi bir sorum daha olacak. Müzik dışında başka bir işe uğraşıyor musun? Şöyle, ben memlekette yaşıyorum. Köydeyim. İstanbul'da 16 sene kaldım. 16 sene üzeri tekrar memlekete döndüm. Trabzon merkeze yerleşmedim, köye yerleştim. Merkeze yerleşsem zaten İstanbul'dan merkezin bir farkı kalmamış. O zaman zaten buradan gitmenin de bir anlamı olmazdı. Köye yerleştim, köyde bağım bahçem var. Hayvanlarımız var, her şey var yani biz. Tam şöyle, doğal bir ortama döndün yani. Yani ben şahsi olarak çok uğraşamıyorum tabii, aile uğraşıyor eşim. Ama tabii ben de bu işlerin yabancısı değilim yani. Hayata başladığım kısım zaten orası. Oradan çok kopmadık, uzaklaşmadık. Diyorlar ya, köylü milletin efendisidir. Zaten köylü olmadan kentli yemek bulup yiyemez yani. Bizler üretmezsek kentteki insanlar aç kalır. Biz de dolayısıyla memlekete gittik. Olabildiğince, elimizden geldiğince memleket hayatını, o kültürü yaşıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. Çoluk çocuğumuza vermeye çalışıyoruz. Ama tabii müzik hayatımın
önemli bir alanını kapsıyor. Çok fazla zaman bulamadığım için başka bir şey yapamıyorum ama yapmak çok isterim yani. Çok memlekette, keşke memlekette olsak, koca bir nahır ineğimiz olsa. Değil mi? Yani bir 500-600 baş koyunumuz olsa, bu çok gönlümüzden geçen bir şey. Zaten biliyorsunuz peygamber mesleği yani, neticede bu çok küçümsenecek veya çok böyle aman da demeyelim denilecek bir durum değil yani. Biz gurur duyarız bundan. Ama şu an tabii şartlarımız çok da ona elverişli değil ama köyde yaşıyorum. Öyle oradaki o köy hayatının gerektirdiklerini de yerine getirmeye çalışıyorum. Çok teşekkür ediyoruz abi katılım için. Ben teşekkür ederim. Buradan bütün bizleri izleyecek olanlara selamlarımızı gönderiyoruz. Evet. Bu arada hemen yanı başımızda da sevgili Süleyman abimiz yanımızda. Süleyman abi sen de hoş geldin. Adem abi yer değişsek seninle nasıl olur? Aranıza gireyim şöyle. Süleyman abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Süleyman abi de bizi yıllardır bizimle birlikte bütün etkinliklerde ne zaman çağırsak, ne zaman Süleyman abi gel desek bizi yalnız bırakmayan çok değerli, kıymet verdiğimiz bir abimiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun, var olun. Siz varsanız biz varız. Bu kurumlar olduğu sürece bize her zaman destek olacaktır. Biz de bu kuruma destek vereceğiz. Bu etkinliklerde bulunmak bizim için mutluluktur. Bugün atmosfer gayet güzeldi. Emeği geçenler kim varsa, Büyükşehir Belediyesi, Dernek Başkanımız sevgili İsmail Şadıroğlu ve yönetimi, genç kardeşlerimiz, gençlik kollarına hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten her şey çok güzeldi. Güzel bir atmosfer. Ben şahsi adıma çok mutlu oldum. Çok iyi de bir horon oldu. Yani horon işinin zaten son noktasını bitiriyorsun. Yani horon ekibi, arkadaşlar gayet güzeldi. Çok da güzel bir horon oldu. Abi sen neler yapıyorsun? Ben hem İstanbul'dayım hem köyde. Köyde küçük bir çiftlik kurdum. Hayvanlarla uğraşıyorum. Böyle. Sen de Adem abi gibi evet. Bu işe... Biz ikimiz de yakın köylerimizde aynı zamanda buluşuyoruz. Kışın güzel sohbetlerimiz oluyor. Canlı yayınlar yapıyoruz. Hem müzikal anlamda birbiriyle fikir alışverişinde bulunuyoruz. Hem sohbet ediyoruz. İşte köydeki kalan gençler de geliyor ziyaretimize, sağ olsunlar. Tamamen doğal yaşıyoruz. Ara sıra da program oldukça İstanbul'a geliyoruz. Aynı zamanda çocuklarım burada benim. Gidip geliyorum sürekli. Bağı koparmadık yani. Hem İstanbul'da hem köyde. Bir ayağımız burada, bir ayağımız köyde. Adem abiye sorduk. Sana da soralım. Bu Gazze'de yaşananlarla alakalı sen de düşüncelerini alayım. Yani anlıyoruz. Bizi bugün çağırsınlar, bugün gidelim, savaşalım. Eğer imkan olsa gidip savaşmak istiyorum. Canı gönlünde bunu söylüyorum. Ya bulan bir zulümdür. Yani zulüme ses çıkarmayan bir dünya. Müslümanlar bakıyor, kimse sesini çıkarmıyor, müdahil olmuyor olaya, olması lazım. Yani böyle sadece izlemekle veya kınamakla da iş bitmiyor. Önemli olan müdahil olabilmek. Yani olaya el koymak. Yoksa uzaktan izliyorsun, kınıyorsun, hiçbir şey ifade etmiyor ki. Benim nazarımda. Ben gidip orada savaşmak istiyorum. Şahsi adıma konuşuyorum. Yani canı gönlünden söylüyorum bunu. Bugün isteseler bugün giderim. Ya bulan kahpeliktir, zulümdür. Yani bir Müslümanlara kıyımdır. Süleyman abiye de çok teşekkür ediyoruz. Süleyman abiye teşekkür ettikten sonra hemen burada başkan vekilimiz İdris Türk tam iki sanatçımızın arasına girdi. Ben buradan bir soru sormak istiyorum. Başkanım, Of Hayrat Birleşik Makiller Derneği olarak acaba yeni bir organizasyon mu geliyor? Öncelikle şunu belirteyim ki ben burada Trabzon Dernekleri Federasyonu teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan vekili olarak bulunmaktayım. Ama bu çatı içerisinde Of Hayrat Birleşik Makiller Eğitim ve Kültür Derneği, bunun yanı sıra Kutri Alioğlu Türk Ailesi Derneği Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Beni yakın tanıyanlar bilirler ki sanatçılarımızı ve gençlerimizi çok severim. Onun için sanatçılarımızı ve gençlerimizin arasında çok mutlu oluyorum. O mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Onun için aranızdayım. Ben şöyle bir ifadeyle eklemek istiyorum. Trabzon Dernekleri Federasyonumuzun gençlik kolları şu mesajı veriyor. Federasyonumuz gelecekte de emin ellerde. Bu bizi çok mutlu ediyor. Sanatçılarımız da mesajlarında Trabzon Dernekleri Federasyonu nerede olursa biz oradayız. Sanatımızı ve bu vatan içerisindeki duruşumuzu bu vesileyle hem dünyaya hem Türk milletine vermek istiyoruz mesajları.
Bugün burada, dün bir, bugün ikinci gün, yarın bir sonraki gün, pazar günü, dört günü tamamlayacağız inşallah. Dün yağmur bereketiyle geldi, başkanımız ifade etti. Bugün insanlarımız akın akın standlarımıza, özellikle kültür alanındaki yoğunluk beni daha çok mutlu ediyor. Çünkü bizim Trabzon insanımız korondan daha ziyade bir duruş sergiliyor. Bugün ülkemizde, evet, bugün ülkemizin kanayan yarası, dünyayı kasıp kavuran Filistin'de olan katliamı, İsrail'in katliamını belki de az önce sanatçımız ifade etti. Ben de ona katılıyorum. Trabzonların tamamı cephede savaşmak istiyor. Nerede Müslüman kanı akıyorsa, nerede Türk kanı akıyorsa, nerede Müslümanlara bir zulüm varsa, nerede insanlığa bir zulüm varsa, Trabzon insanı dün olduğu gibi bugün de ön safta yer almak istiyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Burada bütün illerimizi temsilen memleket günleri yapılıyor. Ama Trabzon'u farklı kılan şu var. Bugün tanık olduk. Türkiye'nin dört bir tarafından il temsilcileri Trabzon'un bizden farkı nedir diye gelip bizi izlemek istiyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor ve bize her yer Trabzon sloganımızın ne kadar doğru olduğunu anlatıyor. Uzatmak istemiyorum. Şu anda bizi takip eden medyamıza, yerel medyamıza omuzunda kamerasıyla, elinde mikrofonuyla, kendi imkanlarıyla, öz kaynaklarıyla bu kültürümüzü, bu birlikteliğimizi bütün ulusa paylaşımından son derece mutluyuz. Son derece onurluyuz, gururluyuz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz başkanım. Gençlerle burada kamera önünde söylemiyoruz ama çok değer verdiğimiz, örnek aldığımız büyüklerimizden birisiniz. Eksik olmayın, Allah eksiklerinizi göstermesin inşallah. Trabzon günlerinin ikinci gününde misafirimiz Yakup abi, Yakup Atalay. Yakup abi diyorum çünkü ben de Çaykaralıyım, o da Çaykaralı. Hep Yakup abi dediğimiz için öyle dedim. Sal gibi duruyoruz ama. Aşağı yukarı, evet. Benim hırsız saçlar ondan abi. Nasılsın abi, iyisin inşallah. Teşekkür ediyorum. Geldik, sağ olsunlar. Davet ettiler, bulunduk. Güzel bir ortam, sıcak bir karşılama. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. İnşallah tekrar nasip olur bir araya geliriz. İnşallah, biz de teşekkür ediyoruz. Nasıl buldun ortamı? Ortam güzel, sıcak. Herkes candan, içeriden, yürekten. Zaten biz yürekten olan her işin içinde varız. Olayın maddi boyutları da farklı bir bölümler ama ilk kural yürekten olmasıdır. Branşımız horondur bizim. Evet. Horonlarda yetiştik. Trabzon Dernek Pazarlıyım. 1977 doğumluyum. 30 yıldır kemence çalıyorum. Asıl branşım da horon ettirmektir. Güzel bir horon kurduk dışarıda. Diğer sanatçı arkadaşlar devam ediyor. Nasıl buldun horon şeyini? Horon halkasını beğendim vallahi. Trabzon'da böyle horon yok. Trabzon'da yaşıyorum kendim. Trabzon'dan geldim. Horonu hatasız gördüm. Çok güzel horon yaptılar. Zamanımız kısıtlıydı. Daha da uzun olsa belki de daha güzel olurdu ama o kadar zamanda o kadar olur. Abi o benim de dikkatimi çekiyor. Yani aslında biz gurbette sanki Trabzon çok daha içten samimi yaşıyoruz. Çok daha güzel yaşatıyorsunuz. Vallahi bak, ben Türkiye'nin 80 vilayetinin 60'ını gezdim. Trabzon'da bu kültür böyle yaşatılmıyor. O yüzden emeği geçen herkese tekrar tekrar yürekten teşekkürler. Bu belki de biraz memleketimize olan hasret, sevda. Aynı şey gibi, Trabzonspor sevdası gibi. Yani gurbetteki bir Trabzonspor taraftarının taraftarıyla Trabzon'daki Trabzonspor taraftar. Çok fazla aram yok ama tabii öyle ki mi? Gurbette daha içeriden, daha yürekten bir seyirci var. Bu belli yani. Bariz gözetiyoruz onu tabii ama Trabzonsporluyum yani sonuna kadar. Trabzon yenildi mi neredeyse de ağlarım yani. Zoruma da gider. Bu haftaki maçta da inşallah güzel olur yani. Fenerbahçe zor bir rakip. İşimiz zor ama inşallah iyi olacak. İnşallah. Bu arada Fahri Başkanımız geldi. Fahri Günlü Başkanım. Tanışıyorum. Evet. Fahri Başkanım buyurun. Fahri Başkanım. Orada tanıştık. Evet. Programıma geldi orada. O zaman şöyle sorayım. İlk tanışmanız nerede oldu? Trabzon Yomra Kaş Üstü'nde evet. Bir mekana geldiler. Dinlemeye evet. Geldiler. Sağ olsunlar beni. Ondan beri de Nikola'yla beraber ondan sonra arkadaşlığımız devam eder. Allah razı olsun. Biz seni seviyoruz. Telefonda ona yakınım. Ne zaman derse yanındayım. Gerçekten öyle. Geldiği zaman arar sorar. Dernekte program yaparız. Hiç arkasına bakmaz. Allah razı olsun. Biz kendisini seviyoruz. Allah yolunu açık etsin. Kültürün peşinde gezen herkes başlarcıdır. Bu yaşayacak. Ama bizden sonra devam edip gidecek inşallah. Sizlerin de emekleriyle Allah her şey güzel olacak inşallah. Ya biz arada bir aracıyız.
Ama o lazım. O olmasa bak ben buraya gelemeyecektim. Siz olmasanız buraya konuşamayacaktık yani. Ama sizin gibi değerler olmasa biz de olmuyoruz. Bir telefon kadar yakınım. Ne Allah zaman razı olsun. Çok Allah teşekkür olsun. Ederiz. Emeklerinize sağ olun. Allah eksikliğinizi göstermesin abi. Allah evet. Çok teşekkür ediyoruz. Fahri Başkanım size de teşekkür ediyoruz. Abi terlisin, fazla da tutmayalım seni. Tamam. Herkese saygılar, selamlar. Allah'a abi, fotoğraf çekileceğiz. Çekelim. Yanımızda sosyal medyadan sorumlu arkadaşımız. Evet, Şeyda Olgun var. Şeyda merhaba. Merhaba abicim. Otur istersen. Oturayım ben de o zaman. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkürler, ben de iyiyim. Nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Nasıl geçsin, her şey iyi. TDF'de memnunum. Sosyal medyada olmaktan da memnunum. Öyle güzel geçiyor. Ahmet abiden memnun musun? Evet, ondan da memnunum. Sen benim ayağıma dolandın abi ama. Lütfen yani, ben dolanmadım aslında ama. Arka arkaya girip çarpan girdim. Doğru, ama ben sana daha iyi çektim ondan bence. Evet, bugünün akşam setini, bugün Şener'le röportaj yaptık ama madem öyle. Bir daha yapalım. Başkan. Şener, nasıl geçiyor Trabzon günlerimiz? Çok güzel geçiyor, bugün cuma günü olduğu için. İnsanların da çalıştığı için çok fazla katılım yok ama cumartesi pazar günü ben çok daha yoğun olacağını düşünüyorum. Şu ana kadar ben gayet güzel geçtiğini düşünüyorum. Sanatçılarımız da çok güzel. Çok güzel de bir enerji var bence. En güzelini yapana kadar şimdiki en güzeli bu. Teşekkür ediyoruz sana da. Evet. Ahmet abi, bugün Fatih Sultan Mehmet Han'ı canlandıran kardeşim Alişan burada. Nasıl geçti Alişan? Başta röportaj yaptık, sen yoktun. Valla ilk at deneyimimde başlarda biraz denge kaybım oldu ama sonrasında alıştım tabii. Fatih Sultan Mehmet'i canlandırıyor olmak benim için bir gururdur. Çok güzeldi. Bu görevi bana layık gördüğün için başkanım çok teşekkür ediyorum. Harika bir gündü. Devam ediyoruz. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Evet, cuma akşamını bitirmek üzereyiz. Az önce sahneden inip sahne teliyle yanımıza gelen Sedat Keskin. Hoş geldin, sefa getirdin. Hoş bulduk, sağ olasın. Nasılsın, iyisin inşallah? Her şey yolunda. Burada olmak, sizlerle beraber olmak çok güzel. Sahnemizi yaptık. Geldik şu anda Gençlik Kolları standındayız. Buradayız. Sizler de sağ olun, ikramlar, bir şeyler burada bulundunuz. Şimdi bir şey görünmüyor burada, bakmayın. Biz yedik içtik şimdi. Eyvallah, sağ ol, teşekkürler. Evet, sağ ol. Ahmet abi, geç geldiğin için ikramları kaçırdın tabii. Ben hemen sohbete başlamadan önce şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Sağ olsun Sedat Keskin, ilk menzili gecelerimiz programımıza başladık. İlk misafirimiz davetimizi kabul ederek katıldı. Hemen şurayı da çekersen abi. Menzili geceler onunla birlikte çok güzel bir ivme yakaladı. İnşallah daha da bu çıtayı yükselterek gideceğiz. Kendisi sağ olsun bu konuyla alakalı da bize her zaman destek sağlayacağını, sanatçı konusunda gerekse fikir konusunda her türlü yardımda bulunacağını da söyledi. Güzel bir ivmeye kaldık. İnşallah çok daha iyi olacak. Nasıl buluyorsun yeni programlarımızı? Güzel. Zaten Trabzon Dernekleri Federasyonu'nu yıllardan beri takip ediyoruz. Yıllardan beri büyük işlere imza attınız. Hep beraber. Ekip işi bu zaten. Kimse tek başına hiçbir şey yapamaz. Kesinlikle. El elden üstündür. Gençliği küstürmeyin. Gençlerle beraber devam edin. Her şey gençlerle beraber hallolur. Her şey. Bütün işleriniz. Burada yapılan bütün organizasyon. Beyza Hanım az önce 5 dakikada bir afiş yaptı ya. Ben şok oldum. Süper. Böyle yetenekli, becerikli arkadaşlar olsun. Dernekçilik gönül işi. Allah hepinizden razı olsun. Gönlünüzden buraya destek verdiğiniz için size de teşekkür ediyorum. Bir bayrak yarışı gibi gelip geçici. Sizden önceki başkanlarla da tanışıyorum. Sizi de takdir ediyorum. Her şey güzel. Sağ olun. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Ne zaman telefon açsak hemen tamam. Telefonun ucundasın. Her türlü konuda da bize fikrini, desteğini sağlıyorsun. Bugün herkese sorduk, sana da soralım. Yani bu Gazze'de yaşananlarla alakalı. Maalesef bu tür durumlarda, kötü durumlarda, depremde, savaştı, işte yaşanan doğal afetlerde de hep sanatçılar bir zor durumda kalıyor. Sonuçta bu işte geçimini sağlayan insanlar çoğu sanatçı. Onlar için de zor bir durum. Sen ne diyorsun bu konuyla alakalı? Şimdi öncelikle sanatçı konusunda bakarsak rızkı veren Allah. Alan da Allah. O yönde karşı değilim yani. Etkinlikler iptal olabilir. Sonuçta bunu Cenab-ı Allah bu rızkı verecekse oradan vermez, başka bir yerden verir. Rızkı veren Allah, alan Allah.
Gazze'deki olaylara gelirsek hiç fark etmez bu. Gazze'si, Filistin'i, İsrail'i, bebekler ölüyor, insanlar ölüyor. Ya bu bir can. Müslüman olabilir, Yahudi olabilir. Ben öyle bakıyorum, o tarzda bakıyorum. Yani Yahudi'den de ölmesin. Onlar da istemiyor zaten oradaki ölümleri. Yani sosyal medyadan çok iyi bir takip ediyorum o işi de. Herkes savaşa karşı yani. Dünya ayağa kalktı. Ama savaş durmuyor. Allah yardımcıları olsun. Ölenlere de Allah rahmet eylesin. Amin inşallah. Ahmet abi, her konuğa bir sorun oluyor. Senin de bir sorun varsa sorunu alalım. Yoksa fazla da yormayalım. Terli geldi buraya. Kendisine teşekkür edip son hatıra fotoğrafımızı çekilip ayrılalım. Var mı sorun? Soruyor musun? Ahmet abi uyudu şu anda. Ahmet abi. Ahmet abi. Evet. Biz sana soru soralım mı? Var mı soru? Ahmet abiye bir soru soralım ya. Ahmet abi ben yıllardır tanıyorum. Ahmet abi 15 sene var değil mi? Sevgili Mavi Karadeniz'den Fuat Kuş bizim ilk albümümüzün yapımcısı. Kendisini de çok severim. Selam olsun buradan. Ahmet abiyle orada tanıştık uzun yıllar. Biraz rahatsızlığı vardı. Şimdi iyi misin Ahmet abi? Ben seni çok iyi gördüm. Maşallah nazar değmesin. O yüzden hep kamera arkasında duruyor nazar değmesin diye değil mi? Allah esirgesin seni. Evet, Allah seni başımızdan eksik etmesin. Yanımızdan eksik etmesin. Maşallah, Sübhanallah diyoruz. Herkese selamlar. Teşekkür ediyoruz. Herkese selamlar.